Merhaba ben Enes. Bugün Arçelik markasının meşhur Terve Türk kahve makinesinin birebir aynısı olduğu iddia edilen Altusu markasının Ehli Kahve 2 model kahve makinesini inceleyeceğiz. Yaklaşık 3 yıldır bu makineyi memnuniyetle kullanıyoruz. Hem artısını ve eksisini size bu videoda anlatacağım. Hem de bu makine ile aralarında bir fark var mı? Bu videoda bakacağız. Makine gördüğünüz gibi bu şekilde bir kutuyla birlikte geldi. Şu an ben kutuyu sizinle birlikte açacağım. Bu arada bu makine indirime girmişti. Ben de gerçek indirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalında burada duyurmuştum. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Makine bu şekilde gördüğünüz gibi bir kutu içerisinde geliyor. Şurada ölçek kaşığı vardı. Biraz önce buradaki kaşığı alıp Türk kahvesi öğüttüm. Onu unutmuşum tekrar koymaya gereği. Bulamadım da ölçek kaşığını. Şurada bir ölçek kaşığı bulunuyordu. Şöyle bunu kaldırıyoruz. Bu kısımdan gerisini açmadım. Gördüğünüz gibi makine bizi karşılıyor. Şurada bir kullanım kılavuzumuz var. Şöyle poşetini çıkartalım. Burada çözümle alakalı gördüğünüz gibi sorun olduğu zaman ne gibi işlem yapmanızla alakalı bir rehber gibi bir kısım bulunuyor. Ve hatırladığım kadarıyla Arçelik'te de aynı yapışkan vardı. Şöyle bunu kenara alalım. Bu şekilde plastik cezveleri bulunuyor. Başka da gördüğünüz gibi kutu içerisinden herhangi bir aksesuar yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi yine Arçelik'le birebir aynı cezveler. Bu kısımlar hafiften böyle gevşeyebiliyor. Biz 3 yıldır kullandığımız için içleri bir miktar siyah gördüğünüz gibi. Yine bu da Arçelik'in yerine oldu aynı şekilde. Bu kısımdaki sensörleri de 3-5 kahve pişirdikten sonra temizlemenizde fayda var. Şöyle bir makinenin tasarımına yakından baktığımızda burada gördüğünüz gibi bir kahve, iki kahve yapmak için ve burada da su bittiğine alakalı bir uyarı ışığı bulunuyor. Yine Arçelik'le aynı şekilde 1000 mililitrelik yani 1 litrelik bir su haznesi bulunuyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradan suyu koyuyorsunuz. Her iki makinede de pişirme algılama ve taşma algılama özelliği de bulunuyor. Yani direkt kahve olduğu zaman bunu bize uyarı vererek söylüyor ve direkt ve herhangi bir taşma işlemi olmuyor. Şöyle iki makineyi de yan yana getirdim gördüğünüz gibi. Su koyma haznelerinin olduğu taraflarda birebir aynı. Yine şurada bir bardak kahveyi hangi oranda su koymasının ayarını buradan yapıyorsunuz. Yani şu an biz iki ayarda kullanıyoruz. Kullandığınız fincana göre bu ayarı 1 ile 3 arasında değiştirebiliyorsunuz. Yine bu da şu an 3 numarada kalmış. Bunu da 2'ye alıp bir karşılaştırma yapalım. Yine bu kısmına baktığımız zaman burada bir açma kapama düğmesini görüyorsunuz. Aynı şekilde Arçelik modelinde de tam olarak orada bir açma kapama düğmesi bulunuyor. Tüm kahve makinelerinde ilk kullanımda kahveyi içmemenizi öneririm. Bakalım bunun kullanım kılavuzunda da bununla alakalı bir uyarı mevcut mu? Bununla alakalı herhangi bir uyarı yok. Ancak ben yine de ilk kullanım olduğu için ilk yaptığımız kahveyi içmeyeceğim. Ve boş olarak da bir 2-3 kere makinenin içerisinde suyun dönmesini sağladıktan sonra birazdan tadım testine geçelim. Evet, suyla biraz temizlik yaptım içerisine. Ancak su kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Yani az da olsa biraz kahve atmakta fayda var. Su olduğu için çünkü köpürme de olmadı ve yüksek sıcaklıklara çıktı makine. Ve bir miktar plastik kokusu geldi. 2 kere bu işlemi tekrarladım. Hatta sonuncusunda makineyi yandan kapatmak zorunda kaldım. Yani temizlik yaparken az bir miktar kahve kullanmanızda fayda var. Evet, şimdi iki cihaza da aynı miktarda kahve koyup hangi sürelerde kahveleri yaptıklarına ve lezzet farkı olacak mı ona bakalım. Şöyle ben 7'şer gram kahve ayarlamıştım. Bu arada bu cihazı biraz önce 2 kere suyla bir içerisini temizlediğim için bir miktar sıcak. Yani bu tamamıyla soğuk olduğu için belki çok az farkla burada Altus önce yapabilir. Şöyle kahveyi dökelim içerisine. Tek kişilik olarak şekersiz aynı anda basacağım ikisine de. Bu da Arçelik. Şöyle aynı anda kronometrede çalıştırayım. İkisi de kahve hazırlamaya başladı. Bu arada bu iki makinenin de hem Grundig hem de Beko olarak farklı modelleri de bulunuyor ve çok ciddi fiyat farkı da bulunuyor. Yani bu şekilde evet şu an Beko Altus tamamladı yaklaşık olarak 1 dakika 10 saniyede. Evet, Arçelik de 1 dakika 20 saniyede tamamladı. Şöyle cezvelerimize koyalım bakalım köpüklerini. Evet, Arçelik akıttı şöyle altını sıkmadığımız için tam olarak içinde köpüğünü görüyorsunuz. Arçelik'in bir miktar herhalde oynarken alt kısmını açtığımız için bir miktar akıttı alt kısmına. Onun haricinde köpük olarak bunun köpüğü bir miktar gittiği için biraz azalmış bu Altus'un. Tabii ki burada sensörlerinin bu makinenin çok daha yeni olduğu için yani temiz olduğu için köpük konusunda biraz daha iyi olması ondan kaynaklı olabilir. Sensörlerini de temizlemekte fayda var ara ara. Bu arada bu makine yaklaşık olarak videonun başında söylediğim gibi 3 yıldır kullanıyoruz. Yani benim en bariz olarak beğenmediğim nokta içerisinde az su olduğu zaman kahveyi yapmıyor. Ancak diyelim 50 mililitre su gerekiyor minimum. Yani 20 mililitre olduğu zaman uyarı veriyor. Ancak 30 mililitre olduğu zaman uyarı vermiyor. Ve az suyla da kahve yapıyor. Bu bence bu makinenin beğenmediğim bir noktası. Yine bu kısımda bazen hata verebiliyor. Bu hata da buradaki sensörü temizlemeniz gerekiyor. Veya bu su haznesini yerinden çıkartıyorsunuz. En dip kısmını
kısmında bir kısım bulunuyor. Oradaki metali hafif kenara doğru çektiğiniz zaman yani bunun burada olmadığını algılıyor. Ondan dolayı uyarı verebiliyor. Bu tarz ufak bir iki tane problemim var. Onun haricinde oldukça pratik bir cihaz. Yani suyla uğraşmamanız ve kendisi makinenin yapması yine aynı anda 4 kahve yapması da oldukça pratik. İki cihazda da spin jet özelliği bulunuyor. Yani su kahvenin içerisinde güzel bir şekilde dönerek, spin atarak demleniyor. Bu da daha homojen ve daha lezzetli bir kahve deneyimi sunuyor bize. Şu an Arçelik'i tattım bir de. Arçelik çok hafif, daha sert gibi geldi. Genel olarak aynı kahve olduğu için oldukça benzer lezzetleri. Yani pişirme açısından da bir 10 saniyelik fark vardı. Bu farkın oluşmasının en büyük sebebi de alt cihazının sıcak olmasıydı. Onun haricinde burada gördüğünüz gibi işte Grundig veya Beko'nun farklı modelleri bulunuyor aynı ürün gibi gözüken. Ben açıkçası çok bariz bir fark hissedemedim. Yani malzeme kalitesi açısından da plastik birebir aynı gibi duruyor. Yani burada çok fazla para vermeden bu Altus modeline de yönelebilirsiniz. Arçelik garantisi altında bu modelde. En uygun fiyatta bulduğum satın alma linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.